karşılaşmasında biraz evvel Trabzonlu taraftarlarla arkadaşlar görüşmüşler. Burada önce bir kere Trabzonspor'un dolmuşa binmesi lazım. Binmemesi lazım. Yani Fener geldi, zaten Fener durumu çok kötü. Önüne gelene yeniliyor, biz de yeneriz diyerek yani açık oyunla rakibinin bugüne kadar yapmadığı, beceremediği kazanma koşullarını sunmaması lazım. Buna karşılık Fenerbahçe'nin de böyle ya biz bu maçı kazanamazsak bizim bu sezon ligdeki şampiyonluk iddiamız biter. Hayır arkadaşlar yürüyün dememesi lazım. Tabii Fenerbahçe'de merak edilen bir konu, ben şahsen onu merak ediyorum. Hem Mesut hem Sosa hem de Pelkas oynayacak mı? Böyle bir üçlünün sahada 11'de bulunması demek, biraz evvel bahsettiğim bütün Trabzonspor özelliklerine çanak tutmak demektir. Yani şu, ya Pelkas, ya Mesut, ya da Sosa oynayacak. Zaten Gustavo'nun oynayamayacağını gazeteler yazıyor. Bizim kanalda da haberler devamlı çıkıp duruyor. O zaman Ozan oynayacak. Demek ki Ozan'ın yanında nasıl Gustavo ile Ozan o görevi paylaşıyorlardı. Ozan'la da Gustavo'ya benzer birinin orada Ozan'la görev paylaşması lazım. Öndeki oyuncular, bakıyorum son maçlara, öndeki oyuncular devamlı değişiyor. O sayı bile gitmiş son maçta. Yani bu anlamak mümkün değil. En son maçta hem Nazım hem Caner ikisi birden çıkıyorlar. Yani bilmiyorum, bu oyuncu değiştirme, sahaya 11 sürme işi sadece Erol Bulut'ta mı? Yoksa dün galiba Florya'ya giden başkanda ve Emre'de mi? Paylaşımda mı bu yani? Çünkü bundan hakikaten şüpheliyiz. Neden? Gördüğümüz kadarıyla yayıncı kuruluşun görüntüleri içine giren Erol Bulut'a tribünden gönderilen pusulalardır. Siz hangi takımda gördünüz böyle bir şey? Yani o zaman insan diyor ki bu takımı kim yapıyor? Bu takımdaki oyuncu değişikliklerini kim yapıyor? Oyun içinde plan strateji değişikliği var mı? Varsa, yapılıyorsa doğru mu yapılıyor? Yanlış mı yapılıyor? Kim yapıyor? Kim yaptırıyor? Bence Fenerbahçe'nin bu maçtaki en büyük derdi yine bu olacak. Ama tabii ki maçın sonucu zirvedeki şampiyonluk yarışında yeni bir fotoğraf çıkartabilir karşımıza. Yani ya sayı fazlalaşacak ya sayı azalacak. Bunu Kemal rahatlıkla abi, söyleyeyim. şunu da Efendim. sorayım. Senin için hangi senaryo ağır basıyor? Trabzon mu kazanır? Fenerbahçe buradan bir çıkış yakalar mı? Maçı alır mı? Berabere mi biter? Bir de şöyle bir ek yapacağım Kemal abi. Bu sonuçlardan hangisi gerçekleşirse iki takımın geleceği için nasıl senaryolar yazılır? Bence üç senaryoyu da bir konuşalım istersen. Şimdi valla ben maç sonuçlarını böyle cevaplandırmak istemem. Bir 10 dakika seyrederim maçı, bir 5 dakika seyrederim maçı. Takımların oyun felsefeleri acaba benim düşündüğüm gibi mi sahada sergileniyor? Yoksa çok başka sürpriz davranışlar mı var? Yani bunları bir 5-6-7 dakika içinde, bilemedin 10 dakika içinde analiz ettikten sonra bana bir şey sorarsanız söylerim size. Bu maçı A takımı kazanma ihtimali %70 derim. Veyahut bu maç galiba golsüz bitecek derim. Ama bir 10 dakika seyretmem lazım. Bu arada maçı Trabzonspor kazanırsa tabii ki bir de şöyle bir durum var. Bugün Beşiktaş, yarın Galatasaray oynuyor, değil mi? Bu takımlar kendi sahalarındaki maçları kazanırlar da Fener Trabzon'da maçı kaybederse, yani Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı diyelim, şampiyonluk ihtimali, yani şu anda puantaja göre %50 %50 ise rakipleriyle, o baya böyle bir %25'e iner. Tabii ki bunun karşısında Trabzon maçı kazanırsa Galatasaray ile Beşiktaş için ciddi bir tehdit teşkil eder. Ama Fenerbahçe maçı kazanırsa öyle veya böyle üstündeki sarı lacivert tarihi formayla
yukarıdaki ikiliyi tehdit eder durumunu da sürdürür. Ben bu arada Çiğdem izin verirsen bir başka konuyla ilgili iki kelimem olacak. Tabii son bir dakikamız bu arada Kemal abi. Tabii ki sözü sana hemen bırakalım. Sevgili Tayyip Erdoğan'ın bugün yıl dönümü yani 46 yaşına. Yok pardon ben de amma ufalttım ha. Ondan sonra ben biraz şaşırıyorum çünkü neden? Bugünün Cumhurbaşkanı benim 45 yıllık dostum. Yani öyle 3 günlük parti marti falan değil. İETT futbol oynadığı günlerde evet. Hatta Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu. Faruk Ulgaz Başkan rahmetli neredeyse işi bitirdi kendi yönetiminde karar olarak. Fakat Tayyip kardeşimizin rahmetli olan babası okulu ihmal edersin bu amatör kümeye benzemez diyerek onun bu transferine engel olmuştu. Bunu dün gibi hatırlarım ve kendisi de 45 yıllık çok iyi bir dostumdur. Nice senelere sağlıklı, afiyetle ve başımızda eksik olmadan devam eder inşallah. 67 yaşına girmiş bu arada Cumhurbaşkanımız. Bugün itibariyle öyle. Nice yaşlara, nice yıllara dileyelim bizler de. Kemal abi çok teşekkür ederiz. Ben 10 yaş ufaktır. Tekrar onun doğum gününü kutluyorum. Ve bu iki önemli futbolumuzun ekibi arasındaki maçın hiç olmazsa bir %35 futbol kalitesiyle geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim diyeceğim. Başka diyeceğim güzel bir şey. Güzel futbol diliyoruz. Peki İnşallah. Kemal abi çok teşekkür ederim. Yayınımıza renk kattın. Rica ediyorum. İyi yayınlar. Görüşmek üzere diyelim. Kemal Belgin'le beraber sevgili izleyenler derbi mücadelesini de dev maçında daha doğrusu değerlendirmiş olduk. Şimdi bir de gelin spor servisine gidelim isterseniz. Alspor editörü çünkü Furkan Bozoğlu bu sefer bizleri bekliyor. Neler anlatacak derseniz Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden öne çıkan notlarıyla bizi bekliyor. Furkan sözü sana vereyim hemen. Teşekkürler Çiğdem Ceylan. Evet sizlerin de bahsettiği üzere hafta içerisinde Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi mücadeleleri oynandı. Hemen sizlerle birlikte programa bir göz atalım. Hangi mücadeleler oynandı bu hafta içerisinde? Öncelikle Chelsea Atletico Madrid deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Sonrasında Bayern Münih Lazio karşısında 4-1'lik bir galibiyet aldı. Şöyle bir baktığımızda Real Madrid yine Atalanta deplasmanından galibiyetle döndü. Ve Manchester City, Mönchengladbach deplasmanından galibiyetle döndü. Şöyle bir baktığımızda deplasman takımlarının burada üstünlüğünü görmüş olduk. Bu mücadelelerin rövanş karşılaşması 16 Mart Salı günü oynanacak. Az önce de belirttiğim gibi önemli bir istatistik aslında bu hafta içerisine özel deplasman takımlarının galibiyetini görüyorsunuz. Tabii hafta içerisinde dikkati çeken